Merhabalar. Sizlere bu videoda rahim filmi yani HSG nedir, niçin çekilir, ne zaman çekilir, bize nasıl bilgiler verir, sizlere bu videoda kısaca bunlardan söz etmek istiyoruz. Rahim filmi yani HSG, infertilite başta olmak üzere yani kısırlık dediğimiz anne baba olmakta zorluk çeken çiftlere sıklıkla önerdiğimiz testler arasında yer alır. Bize rahmin yapısı hakkında bilgiler verir. Rahim içerisinde bir şekil bozukluğu var mı? Miyom var mı? Polip var mı? Rahim içerisinde yapışıklık var mı? Tüplerde, kanallarda tıkanıklık var mı? Bize işte bu konuda bilgi veren önemli bir testtir. Genelde ağrılı olmasıyla, zor olmasıyla anılır. Ancak günümüzde kullandığımız yeni tekniklerle işlemler daha ağrısız ve kolay olarak yapılabilmektedir. Dediğim gibi en çok bize infertilite konusunda bilgi vermekle birlikte işte bazen rahim içerisindeki poliplerin ve miyomların rahim içerisinde etkisinin olup olmadığını görmek amacıyla, rahim içerisindeki yapışıklıkların varlığını saptamak amacıyla ve kanalların açık olup olmadığını ya da doğuştan gelen bir rahim ya da kanallarda bir sorun olup olmadığını incelemek için, saptamak için yaptığımız önemli bir testtir. İşte ne zaman çekilir? İlk önce ondan söz etmek istiyorum. Rahim filmi adetinizin bitmesine yakın çekilir. Mesela adetiniz kadının 3 gün sürüyorsa adetinizin 3. 4. en fazla 5. gün çekilebilir. 7 gün sürüyorsa 6. 7. 8. günü gibi bitmeye yakın ya da bitmeye yakın günlerde çekilmesinde fayda vardır. Hasta nasıl çekilir sorusunun cevabı ise hasta aynı jinekolojik masaya yatarmış gibi masaya yatar. Vajinal yolla yapılır. Bacaklar açıktır. Hastanın üzeri örtülür. Mahremiyetine dikkat edilir. Genelde işlemi jinekolog arkadaşlarımız çeker. Ancak bazen deneyimli radyolog arkadaşlarımız da işlemi yapabilirler. Dediğim gibi bize niçin çekilir sorusunun cevabı infertilite yani kısırlık konusunda, tüplerde tıkanıklık olup olmadığı konusunda, rahim içerisinde böyle miyomlar var mı, polipler var mı, yapışıklıklar var mı bunları saptamada, bir de doğumdan gelen, doğuştan gelen rahimdeki şekil bozukluklarını saptamada bize yardımcı olur. Normalde az önce söylediğim gibi vajinal yolla yaptığımız muayenede ve işlem esnasında buradan ilaç verilir. Rahim içerisinde üçgen şeklinde görmek isteriz ve kanallardan da sıvı akışını görmek isteriz. Ancak bazı durumlarda rahim içerisindeki yapışıklıklar, polipler ve kanalların bu şekilde açık olması gerekirken herhangi bir nedenle, enfeksiyon nedeniyle, dış gebelik nedeniyle ya da geçirilmiş olan işte endometriyoz dediğimiz durumlardan dolayı tüpler tıkalı olabilir. Bu durumda da infertilite dediğimiz durumla karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu yüzden de biz rahim filmini isteriz. Oldukça gerekli ve faydalıdır. Bunun bir avantajı da rahim filmi çekildikten sonraki aylarda kanalların açılmasına yardımcı olduğu için kanallar açılırsa da gebelik şansınız artabilir. O yüzden rahim filmini çektirmekten çekinmeyiniz, sakınmayınız. Ama burada önemli bir noktada işlem doğru teknikle ve işi bilen kişiler tarafından çekilmesi lazımdır. Eğer rahim filmi çekilirken rahimin fotoğrafı bu şekilde önden çekilmezse yani biraz da üstten çekilirse aynı vesikalık fotoğrafta olduğu gibi biz önden çekimlerde daha çok ve daha net bilgi alırız. O yüzden bu konuyu bilen deneyimli bir merkezde ya da hekim arkadaşlar tarafından işlemin yapılmasında fayda vardır. Umarım bu video sizlere faydalı olur. Rahim filmi sonrasında sağlıklı bebeklerinize kavuşursunuz. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza üye olursanız ve önerirseniz sevinirim. Mutlu günler.